Amillilerimizi konuşacağız. Artık tek konsantrasyon Hollanda müsabakası cumartesi günü. Hedef Hollanda'yı eleyerek yarı finale yükselmek ve 2008 yılındaki başarıyı tekrarlamak. Hazırlıklar ara vermeden sürüyor. Almanya'ya uzanalım şimdi. Kadir Yüksel, Ay Yıldızlılarımızı, bizim çocukları takip ediyor. Kadir hemen son durumu, son çalışmaları, atmosferi, havayı takımdaki anlatsın. Nasıl ilerliyor hazırlıklar? Amilli futbol takımımız şu anda basına kapalı olarak Barzinkhausen'de Hollanda maçının hazırlıklarına tam anlamıyla başladı. Aslında dün de bir antrenman vardı ama rejenerasyon antrenmanıydı. İlk 11'de oynayan oyuncular salonda çalışma yaptılar. Bugün antrenman öncesinde Vincenzo Montella en yakın isim belki de Daniele Russo. Yardımcı antrenör Vincenzo Montella antrenörlük kariyerine başladığından bu yana Daniele Russo yanındaydı. Bugün önemli açıklamalarda bulundu dedik. Neler söyledi? İlk günden beri inanılmaz elverişli çalışıyorlar. Bizim çocuklar saha dışında da birliktelik var. Zihinsel, fiziksel enerji kazandıracağız. Öncelikle taktiksel antrenmanlara geçmeden önce. Çünkü futbolcular ne kadar inanıyorsa aşılamayacak engel yok dedi Daniele Russo. Tabii Hollanda bizim için çok önemli bir rakip. Hollanda güçlü bir rakip. Hollanda'ya iyi çalışıyoruz dedi Daniele Russo. Zayıf ve güçlü yanlarını biliyoruz dedi. Vincenzo Montella'dan bahsetti. Takım içindeki atmosferden bahsetti. Montella sanki Türk gibi, ataları Türk gibi davranıyor dedi. Ve biz de bundan çok mutluyuz. Biz de kendimizi Türk gibi hissediyoruz dedi. Takım içerisindeki neşeli atmosferin sadece antrenmanlarda veya maçlarda değil, sosyal medyada da maç sonrasında da maç dışında da devam ettiğini söyledi Daniele Russo. Gerçekten önemli açıklamalardı. Tabii bu arada birkaç ipucu da aldık taktik antrenmanlardan. Kendisine sorular yönelttik. Avusturya mücadelesinde duran toplardan gol elde ettik. Acaba yine Hollanda mücadelesinde duran toplara çalışılacak mı diye sorduk Daniele Russo'ya. Russo da evet, taktik planımızın bir parçası. Avusturya maçında da bunu planlamıştık. Zaten ilk dakikada Merih Demiral kornerden golü atınca Vincenzo Montella'nın sevincini herkes gördü. Aslında o çalıştığımız taktiğin sevinciydi dedi Daniele Russo. Yine Hollanda karşılaşmasında da benzer bir taktikle oynayabiliriz. Şimdi Daniele Russo'nun tabii ki açıklamaları vardı. Dün de Orkun Kökçü'nün açıklamaları vardı aslında. O da önemli önemli şeyler söyledi. Tabii 2008'de 7 yaşındaydım ama maçları hatırlıyorum. O dönem ağabeyimle hayalini kurardık. Avrupa Şampiyonası'na katılıp yarı finale kalsak nasıl bir duygu olur diye. Yani bir hayali olduğunu söylüyor Orkun Kökçü'nün. Çocukluk hayalinin yarı final olduğunu söylüyor ama sanki bizim çocuklar daha fazla ileriye gidecek gibi, finale gidecek gibi. Burada herkesin arzusu aslında Almanya-Türkiye finali diyebiliriz. Zaman zaman burada yabancı basında da konuşuyoruz. Böyle bir finalin bu turnuva için olağanüstü bir atmosfer oluşturacağını söylüyorlar onlar da. Şimdi ama önümüzde Hollanda mücadelesi var. Berlin'de çeyrek final karşılaşmasına çıkacağız Hollanda'yla. Hollanda da güçlü bir rakip. Tabii gruplarından üçüncü çıktılar ama bize birazcık aslında taraftar anlamında da yakın bir grubu var Hollanda'nın. Şu anda Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en renkli iki taraftar grubu da karşı karşıya gelecek. Hem Hollanda taraftarları hem de Türkiye taraftarları Berlin Olimpiyat Stadı'nı tıklım tıklım dolduracaklar ve renkli görüntülere unutulmaz bir maça imza atacaklar diyebiliriz. Taraftar anlamında da böyle bir durum söz konusu. Tabii cumartesi günü karşı karşıya geleceğiz diyoruz Hollanda'yla. Biz de bizim çocukların yanında olmaya, onları takip etmeye devam edeceğiz.